Türkiye'de her yıl milyonlarca kutu ilacın çöpe gittiğini çarpıcı bir tabloyla ortaya koymak isteyen Bursalı doktorlar, topladıkları binlerce kutu tarihi geçmiş ilacı hastanede sergiliyor. Farkındalık uygulamasına ilçedeki öğrenim gören öğrencilerin %10'u katıldı. Kısa sürede on binlerce tarihi geçmiş kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi tarafından israf olan ilaçlara yönelik yapılan bir projede ilçede öğrenim gören öğrencilerden evlerinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları getirmeleri istendi. Öğrencilerden yalnızca %10'unun destek verdiği projede bir ay içerisinde 6.112 kutu ilaç toplandı. Bu rakamların yalnızca miadı geçen ilaçların maliyeti olduğunun altını çizen uzman doktor Göçmen, gereksiz yere sağlık hizmeti kullanmaya bağlı olarak hekim muayeneleri, laboratuvar röntgen tetkikleri gibi maliyetler de eklenince Türkiye genelinde ortaya çıkacak rakamın ürkütücü olduğunu dile getirdi. 2019 Mayıs ayında İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir proje yapmak istedik. Orta öğretim çağındaki öğrencilerimizden ellerinde kullanmış, kullanmadıkları, ellerinde kalan bütün miadı geçmiş ilaçları bize getirmeleri ile ilgili bir talep yazısı gönderdik. Okulların %10'u kadar bir kısmından dönüş oldu ve bunların hepsini biz, bütün ilaçların hepsini tek tek o günkü değerlerine göre ayıkladık ve maddi değerlerini belirledik. O gün için yalnızca İnegöl orta öğretim çağındaki öğrencilerin %10'undan 6.112 kutu ilaç geldi ve bunların Mayıs 2019 yılı olarak bedeli 146.688 lira idi. Bugünkü bedelle değerlendirdiğim zaman en az bir 1 milyon liralık gibi bir rakam elde edebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer öğrencine tamamından dönüş yapılabilmiş olsaydı 10 milyon lira gibi bir rakam olacaktı bugünkü bedelle. Bu yalnızca miade geçmiş ilaçların maliyeti. Buna kullanılan fakat miade geçmesine izin vermeyen ilaçları dahil ettiğimizde, gerekse sağlık hizmeti kullanmaya bağlı olarak hekim muayeneleri, laboratuvar, röntgen tetkikleri ve bunlarla ilgili rakamla dahil ettiğimizde ve bütün Türkiye ile bunu kıyasladığımız zaman ortaya çıkan maliyetin ne kadar korkunç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve burada kullanılan ilaçların hepsinin ortak kamu kaynağı olduğunu ve bu kamu kaynağının yaratılmış israfın yine kendimize zarar olduğunu da mutlaka aklımızın önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ekonomik olarak dünya çapında sıkıntı yaşadığımız bir anda bu rakamları tekrar maliyetine göz almamak amacıyla herkesi gerektiği kadar ilaç kullanmaya davet ediyorum. Gerektiğinden ne fazla ne de eksik olmak üzere herkes gerektiği kadar ilaç kullanması ve ülke kaynaklarını düzgün kullanmaya dikkat etmesi durumunda daha güzel bir Türkiye bizi bekliyor inşallah.